Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ghost of Tsushima oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi eğlenceler, keyifli seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi Yarkava'nın hayaleti görevine gideceğiz. Bu arada ben epey yan görev yaptım ve rüzgar yelini kullandım. Çeşitli yerlere gittim. İner yelini kullandım, işte takip ettim. Nazarlık yeli, sağlık yeli, azim yeli ve epey de karakteri geliştirdim bu süreç içerisinde. Hatta epey teknik puanı kazandım. Yolda çünkü Moğollar denk geldi önüme. İşte Roninler denk geldi. Yeni yerler kurtardım. Çiftlikler kurtardım. İşte kamplar kurtardım vesaire. Epey de teknik puan kazanmış oldum. Hatta videoda sizinle birlikte bazı yetenekleri de açmak istedim. O yüzden harcamadım bu yetenek puanlarını. 3-5 tane var açabileceğimiz yetenek. Bunlardan ilki barut pompasına şaraplar eklenerek hasarı arttırma ve etki alanını da aynı zamanda arttırma yeteneği, tekniği. Bir başka teknik geliştirmesi de şifalı tütsü. Tütsü pompasını attıktan sonra sağlık da bir miktar tazeleniyor. Ama çok küçük bir miktar gördüğüm kadarıyla. Görelim tekrar videoyu izleyerek. Atıyor. Aslında büyük bir miktar, yani %20'lik bir miktar neredeyse geri geliyor. Güzel bir geliştirme bence. Bak, yarının altına indi hasarla birlikte. Daha sonra sis bombasını atınca yarının epey üstüne çıktı. Yani bu güzel bir geliştirme olarak görüyorum. Patlayan barut var. Bu da yapışkan bombanın etkisini arttırıyor. Verdiği hasarı arttırıyor. Aşağıda yine birkaç geliştirme daha var. Bunlardan ilki yaralandığında kendi ölümden kurtar diyor. Yani öldüğümüzde büyük ihtimalle. Aynen. Fakat yeniden dirildiğimizde canımız çok az oluyor sanırım. Orada bir tık sıkıntı var. Bunu daha sonraya bırakacağım o yüzden. Belki de bir tane nazarlık kullanmam gerekebilir eğer bunu açarsam. Bir nazarlıkla yeniden doğduğumda daha fazla canla doğabildiğimi hatırlıyorum. Onu kontrol ettikten sonra bu yeteneği de kullanabiliriz. Açabiliriz daha doğrusu. Bir başka geliştirmesi tekke tek serisinden sonra, yani ilk düşmandan sonra ikinci düşmanla da kapışmak ve darbeye açık olduğu için onu da indirebiliyoruz. Bu da güzel bir geliştirme. Yine konsantrasyon dolum süresi %30'a artıyor. %15 iken, yani %30 daha hızlı doluyor konsantrasyon. Bu da güzel bir geliştirme. En çok yapmak istediğim geliştirmelerden biri bu. Suikast yapacağımız hedefin etrafında dostları varsa bizi uyarıyor. Kırmızı bir şekilde uyarıyor büyük ihtimalle. Eğer yakında biri yoksa beyaz oluyor diye anlıyorum. Bunu geliştirmek istiyorum. Bir de Ilgar'ın, bizim atla koşturup saldırı yaptığımız Ilgar yeteneğinin bir üst seviyesi var. 3 azim yenileme ihtimalini %10 arttırıyor diyor. Azim yenilenebiliyor yani bunu geliştirirsek. Okey. İlk önce şunu yapmak istiyorum. 2 puanı harcayarak. Daha sonra patlayan barutu yapabilirim. Bu barut sayesinde epey baksana, yani etrafındaki herkes indi resmen. Büyük bir hasar veriyor. O yüzden bunu arttırmak istiyorum. Patlayıcı şarapnel, bu barut bombası, yani yukarıya doğru fırlattığımız bomba, bunun hasarı artıyor. Bu da güzel bir geliştirme bence. Yani bu sis bombasının şifa vermesi, bizi iyileştirmesini daha sonra bence yapabiliriz. Zaten bunu harcadıktan sonra bir tane daha yetenek puanı kazanmamız gerekiyor. Sonra bunu yaparız ve diğerlerine geçeriz ve burayı fırlamış oluruz aynı zamanda. Sonra aşağıdaki kısım kalır. Şimdi bu patlayıcı şarapneli geliştirdim. Tamamdır. Bu arada haritada bazı kıyafet, yani kostüm boyayıcıları buldum. Ortalıkta gezerken. Bir tane şurada bir yerde vardı. Yani şurada var. Beyaz boya satıcısı diye geçiyor. Buradan bütün var olan kostümlerimizin beyaz versiyonlarını da alabiliyoruz. Hatta siyah versiyonlarını da yapan bir başka satıcı vardı. O da siyah boya satıcısı. Şurada.
Buradan da birkaç kostüm aldım. Şöyle göstereyim. Bunun mesela siyah versiyonunu aldım. Talayuri'nin siyah versiyonunu aldım. Gosaku'nun yine işte koyu versiyon diyeyim. Tam siyah olmadı ama güzel bir şey buldum. Yani hoşuma gitti, o yüzden aldım. Sakai'nin de vardı ama bunu almadım. Bunun orijinal versiyonu kalsın istedim. Kensei'nin vardı, onu aldım. Yolcu giysisini almıştım. Bir de Sarugami. Yok, Sarugami'ni almadım. Sarugami için yeni bir kılıç kostümü gelmişti. Onu ekledim. Bu tarz yeni değişiklikler oldu. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi haritamızda bu arada zırh geliştirmeleri var. Onu da beraber yapalım istedim. Zırh, yay ve hatta armağan, sunağına da armağanımız gelmiş. Onları hemen halledelim abi. Armağanımızı alalım. Zırh veya yay geliştirmemizi de yapalım. Sonra ana görevimize gideceğiz. Toplayalım bu erzağımızı. Yay geliştirmesine bakalım nasıl bir geliştirme varmış. Yayı da çok kullanıyoruz. O. Bunu fulleyebiliyoruz. Germe hızını artırıyor, hasar artırıyor. Sabitlik ve gez hızı. Yarım yay. Güzel. Uzun yay da 4. seviyeye geçiyor. Bu 5. seviyeye geçiyor. Acaba önce uzun yayı 4. seviyeye mi artırsak ki bunun geliştirmesi daha iyi gibi. Menzili artıyor, yakınlaştırması artıyor. Hasarı artıyor, germe hızı bir nebze artıyor. İlk önce bunu yapalım, sonra diğerini yapalım bence. Tamam. Tamam. Zırh geliştirmesi yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum hala. Tamam. Dursiye gidelim. Neleri geliştirebildiğimize bakalım hemen. Bu arada kılıcımın da seviyesini fullemiştim. Onu da kayıtta mı almıştım? Yani kayda almış mıydım, kayda almamış mıydım hatırlamıyorum. Onu da dipnot olarak geçmek istedim. Gosaku'nun zırhını geliştirebiliyoruz. Ne diyor? Tökezleten hasarda çok artış diyor. Başka ne var? Sakai klanın zırhı var. Yakın dövüş hasarında çok artış diyor. Değişik bir şey oluyor. Aslında bunu artırsak iyi olur yani. Bu babamızın verdiği zırh. Geliştirip bunu kullanırsak bence çok manidar olur. Yani onu onurlandırmış oluruz. Şereflendirmiş oluruz. Bir başka geliştirme var mı? Yok. İkisini geliştirebiliyoruz. O zaman Sakai klan zırhını şey yapalım. Bir sonraki böyle oluyor. Bir sonraki. Yani sonucuda herhangi bir değişiklik yok galiba görünüm olarak. Bir de maskemiz var tabii ki, değil mi? Okey. Maskemiz takıldı değil mi? Yarım Sakai maskesi diyor. Şu. Asıl maskesi bu. Burası kapalı mıydı ya böyle hep? Gelişmiş. Bunu yeni almışız galiba. Geliştirmeyle birlikte mi aldık acaba? Değişik yani, göz şey gibi, at gözlüğü gibi. Önümüzü nasıl görüyoruz bu şekilde? Neyse. Bu arada Tadayori şapkası kazanmıştık. Bunun farklı versiyonu geldi. Böyle daha otantik, yani daha doğal görünümlü olan bir versiyonu. Ama onu takmadım. Okey, tamam. Bu şekilde kalabilir bence. Diğer çünkü daha çirkin geldi gözüme. Tamam, şimdi ne yapalım? Kıyafetimizi değiştirelim. Yolcu giysisi yapalım. Haritada buraya yakın, ana görevimize yakın bir yere gidelim. Buraya gidelim abi. Ya da şurası mı? Şurası daha yakın gibi. Buradan şimdi ana görevimize atımızla koşarak gidelim. Allah oğlum. Burada Moğollar vardı değil mi lan? Sahi unuttum ben bunları. Oğlum nereden ateş ediyor bana? Allah 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 Allah. Bayağı ordu saldırıyor üzerime. Ya oradan görünmeyen bir yerden atıyor biri ya. Oku. Lan oğlum yerinde dur ya. Allah'ım ya Rabbim.
Lan öldük lan ya. Böyle bir şey yok abi ya. Görünmeyen bir yerden nasıl biri bana ok fırlatıyor ben anlamadım. Şuradan bir yerden biri bana sürekli ok attı. Buraya gizli mi gireceğim yine? Ya ne kadar saçma ya. Sırf hepsini öldüremeyeyim diye aslında. Normalde bana kalsa öldürürüm yani. Öldüremeyeyim diye. Böyle bir saçma bir şey yapmışlar. Aa yok oldu adam. Biraz önce buradaki adam yok oldu. Buraya nereden giriyorduk abi? Gizli bir geçit vardı. Oradan mı girmem gerekiyor yine? Buradan bir yerden giremiyor muyum? Ha şuradan giriliyor galiba. Heh tamam. Moğollar bu yolu görmemiş. Burada erzak gördüm. Benimdir. Tamam şimdi Taka ile konuşacaktım galiba en son. Aynen. Gidelim konuşalım. Geldim. Döndüm evet. Taka. Yarika was a fighting chance because of our efforts. You should be proud. I am, my lord. But the Mongols are growing restless outside. We showed them Yarikawa won't surrender. Now they want payback. Will they attack tonight? Unlikely. They'll give us a sleepless night, then attack tomorrow, when we're exhausted. Get some rest while you can. I almost forgot. Yuna is in the keep. She wants you to meet her there. Thank you, Taka. Peki, Yuna ile buluşmamızı istiyor. Oyun. İçeride bizi bekliyormuş. Nerede? Yukarıda mı? Yuh. Oğlum en son bizim size ihtiyacımız yok deyip göndermişlerdi bizi. Biraz yüzlük yapıyoruz gibi geliyor bana. Bayağı kulesine çıkıyoruz adamların. You're awake too. I killed the samurai. What chance do a bunch of farmers have? You need this more than me. Kenji spent the rest of the day wearing one sandal. This is terrible. My mother loved it. Used to drink it like water. She gets so mad when she ran out. Yelled at us. Where's my tea? Sounds like a demanding woman. She broke Taka's arm when he was six. I took him away. Ran as far from her as we could get. We heard they found her a month later. Face down in the street. You were brave to protect your brother. Sometimes our only choice is to walk away from everything we know.
Yuna! Jin, this is it. To the gates. Whatever happens, we don't retreat. Ayıpsın. Lan keşke içmeseydik ya. Let's go. How close? Akşamdan kalma şekilde şimdi savaşacağız. Ana kapıya ulaşacağız abi. The ghost, save us. Taka. Tamam, kurtaracağım. Sakin. Get them to the keep. Everyone, take shelter in the keep. Quickly. They're at the gate. They're attacking. They'll breach the gate. Stand your ground. Every Mongol who sets foot inside our walls will. Atlatacağım onları. Gelsinler. Don't let them pass you. Archers, cut them down. For the ghost. Just ready to hold them off. Tutum orayı. Hayda. Lan yandım. Lan Ru. Ne oldu öyle? Nasıl öldüm abi? Arda arda ok attılar. Yuh. Neredeler? They're falling back. We barely damaged them. What are they up to? Trying to lure us out? No. Hold them off as long as you can, then fall back to the keep. I'll deal with the siege weapons. I should come with you. No. Taka needs you. Ben hallederim derken... Tamam, hallederim, hallederim. Sıkıntı yok. Destroy those siege weapons. Thank you.
Nerede abi? Patlatacağımız şeyler. Yukarıda galiba. Onlar mı? Tamam, indirdim. Burada başka biri yok. Burada biri var. Tamam, indirdik bunları. Yukarıya çıkmam lazım benim. Ya nasıl çıkacağım yukarıya? Şurayı takip edelim abi. Buradan çıkacağım. Burası değil mi? Nereden çıkacağım? Buradan mı çıkacağım? Ha. Üf. Öyle artık lan. Tamam, bunları indireceğim ha. Nasıl indireceğim? Yok et. One down. Tamam, diğeri de burada zaten. Bunu da yok et. Dolu diyor. Hop. Etraf dolu. Ay. Hem ne gibi
bunları. Lan. Dışarıdakileri komple temizleyecek miyim acaba? Yoksa içeri mi gireceğim? Kalesine geri dön diyor. Geri dönelim abi. Görevimizi dinleyelim. Koş abi içeri. İçeri gir, gir, gir. Aç. Tamuge, face me. The ghost. Khotun will reward me for your head. Abi, duello kostümümü giydim. Careful, Tamuge. You can't get Khotun's reward if you're dead. A lucky blow. You will not get another. Leave Tsushima now, and I might show you mercy. Yarikawa will burn! Many countries to move in, but here you die. Oof. Al sana. Oof. Üf. Değişik bir moda girdim şu anda. Katliam modu.
Koşun. Ne diyor? Hasar almadan yeterince düşman öldürürsen hayalet duruşuna geçebilirsin. Yani hayalet duruşuymuş o. Hayalet duruşuna geçtim abi. Gel buraya gel. Açma. Hayalet duruşu tek atıyor abi herkese. Kaçtı hepsi. Your town. Now we help Lord Shimura save our island. We are not soldiers. Who killed these Mongols? Who stood against the siege? Who saved Yarikawa? We did. You can't just stay here and wait for the Mongols to try again. You say you are not soldiers. You are warriors. We can defeat the invaders and save our home. But only if we stand together. Friend defeated one of my best generals. My men have started to believe he's invincible. You will prove them wrong. I don't care about the reward for Jin's head. Have you stopped caring for your loyal straw hats? Jin is the best swordsman on the island. My men can't kill him. There are many ways to eliminate a foe. Find another. What if we didn't have to kill him? Abi bir azim slotuna daha sahip olduk ve maksimum sağlığımız da arttı. Yeni bir ünvan geldi. Kopan fırtına olduk. Ve yeni bir duruş elde ettik. Hayalet duruşu. Herkese tek atabiliyoruz o duruşa geçersek ama ne zaman o duruşa geçebiliyoruz onu bilmiyorum. Yani dışarıdayken yapabiliyor muyuz yoksa sadece savaş meydanında mı yapabiliyoruz onu öğreneceğiz. Ama çok keyifli bir bölümdü. Bayağı hoşuma gitti. Yangın nazarlığı almışız abi. Barut bombasından zarar gören düşmanlar alev alır ve yakındaki düşmanlara yanma hasarı verir diyor. Güzel bir nazarlığa benziyor. Onu alayalım. Daha sonra kullanırız şeylerimizde. Zırhlarımıza ekleriz. Okey, şimdi yapacak başka bir şeyim var mı?
Yan görev çıkmamış. Bekleyelim şöyle 2 dakika. Hayalet duruşu ile ilgili bize açıklama yapıyor. Hayalet duruşuna geçmek için ya Moğol önderlerini gizli gizli katlet ya da yeterince düşmana hasar almadan öldür diyor. Tamam. Çünkü şeyi Moğol önderini öldürdükten sonra herkes korkup kaçmaya başladı ve silahlarını falan bıraktılar. O yüzden tek atabiliyoruz aslında. Kimse bize direnmiyor. Hasar almadan da yeterince düşmanı öldürebilirsem hayalet duruşuna geçebiliyorum. Tamam, bunu deneyeceğiz abi. Aynen, yarı kavayı arkamıza aldık. Yeni görevimiz geldi. Bir de armağan sunağına armağan gelmiş. Yeni armağan gelmiş. Bir sonraki bölümde alabiliriz onu. Burada da ana görevimiz var. Okey. Evet arkadaşlar, burada bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olarak 500 abone hedefinde destekte bulunursanız çok sevinirim. Ayrıca videoya beğeni ve yorum da bırakırsanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.